Hareketsiz yaşam özellikle ölüm riskini çok çok artırıyor. Harekette gerçekten bereket var. Araştırmalara göre çok oturanlar, yani hareketsiz yaşayanlar, hareketli insanlara göre daha az yaşıyor. Hareket ediyor muyuz? Çok. Ne yapıyoruz? İşte yemeğe gittik geldik. Bu mu hareket? Evet. Başka bir şey? Yok. Zararını biliyor musunuz hareketsiz? Evet. Ne zararı var? Bütün sistemlere zararı var. Çünkü hani oturuyoruz, kilo alıyoruz gördüğünüz gibi vesaire. Ne yapmamız lazım? Hareket etmemiz lazım. Yürüyor musunuz? Hayır. Spor? Hayır. Amerikan Kanser Topluluğu araştırdı. Günde 6 saat ve daha fazla oturanların ölüm riski 3 saat oturanlardan %19 daha fazla. Özellikle plaza çalışanları riskli grupta. Nerede hareket, orada bereket. Gerçekten de durum böyle, zira araştırmalarda işte tam da bunu söylüyor. Hareket eden hareket etmeyene göre daha uzun yaşıyor. Hareket etmeyen hareket edene göre daha fazla hasta oluyor. Peki durum neden böyle? Vücudumuzdaki birçok sistemi bozuyor. Kalp damar, sindirim sistemi, kas iskelet sistemini, sinir sistemine çok çok negatif etkileri var. Birçok organlarda, organlarımızda yetmezlik yapabiliyor. Vallahi ben hareketliyim abi. Yerimde duramayan bir adam, aktif adamım. Ne yapıyorsunuz? Genelde yürüyorum abi. Spor yapmayı seviyorum. Hareketsiz kalmak, başta kanser, kalp, diyabet ve inme olmak üzere pek çok ciddi hastalığa yakalanma riskini arttırıyor. Fazla hareket etmiyoruz, belli zaten. Zararını biliyor musunuz? Zararını bilmiyorum. Hastalıkları? Bilmiyorum. Metrobüse yürüyorum. Metrobüsten tekrar işe, işten eve. Bazen de sahilde oturduğum için yürüyüş yapıyorum. Alzheimer, Parkinson, iskelet sistemi bozuklukları da uzun süre hareketsiz kalmanın sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklardan. Peki ne yapmalı? Her gün 30 dakika en az bir tempolu yürüyüş mutlaka yapılmalı. Ve bütün eklem hareketli açıklığımızı korumak için çok basit egzersizler mutlaka öneriyoruz. Ben sabah kalkarım, şınav çekerim, mekik çekerim, yürüyüş yaparım. Günlük en azından buradan Taksim'e kadar yürüdüğüm oluyor. Çağlayan'dan Taksim'e? Çağlayan Taksim'e. Bazen daha aşağı Galatasaray'a kadar indiğim oluyor. Atalar aslında işleyen demir ışıldar diye boşuna dememiş. Uzun oturanlarda tıpkı metaller gibi ağır.